Hocam, şimdi Aha. 19 yaşında bir arkadaşımızın sorusu var size. Tam Ay böyle ne güzel gelmişiz, uçlar 19. demiş. Onun yazdığı şekilde okumayı tercih ediyorum bu soruyu. Hocam, size bir sorum var. 19 yaşındayım ve merak ediyorum. Hayat gerçekten söylenildiği kadar zor ve acımasız mı? Ve bir şeylerin olması her zaman bize mi bağlı, yoksa hayat kendi yolunu buluyor mu? Yani başarılı olmak için büyük acılardan mı geçmek gerekiyor gerçekten? Ya da hayat o kadar korkunç değil mi? Kafam çok karışık. Umarım kafamdakileri daha karışık aktarabilmişimdir demiş. Ben de bunu bir konuşalım istedim. Arkadaşımızın ismi var mı? Ay hırsızı diye nickname kullanmış. Oo, ay hırsızı. 19 yaş için biraz karamsar bir soru olmakla beraber tabii bu soru soruluyorsa bunun duygusal bir nedeni vardır. Eğer bana sorsaydın hayat nasıl diye hiç böyle bir şey işitmeyecektin. Biz maalesef biraz duygusal durumumuzu etrafımızdan miras alıyoruz. Özellikle anne babamızdan, ilk çevremizden çok fazla duygusal miras alırız. Ve bu duygusal miraslar da maalesef çoğu zaman çok olumlu, sağlıklı miraslar olmaz. Bu mirasın içerisinde çok travmalar vardır. Çok açlıklar, yapamamışlıklar, pişmanlıklar falan filan doludur. Ve başarısızlıklar çoktur. Bu arada başarısızlık derken ben başarı kelimesini hiç sevmem ama biraz yenilmişlik diyelim buna. Birçok insan hayatta kendini maalesef yenilmiş hissediyor. Çünkü hiç işi olmayan şeylerle, hiç yenişemeyeceği şeylerle ömrü boyunca mücadele ettiği için mecbur yenik düşüyor. Yani hep böyle varılamayacak, kendisinin olmayan hedeflerle, olmayacak bir denge arayışıyla, bir sürekli erişilmesi imkansız saadet hülyalarıyla ömrünü geçiren insanlar da biraz etraflarına Allah kahretmesin hayat çok zormuş falan filan sinyali yayabiliyorlar. Yahut mesela zamanımızda çoğu insanın hayatında gerçekten bir şey var. Biraz mutsuzuz yani. Mutluluğun en önemli problem olmasının temeli de biraz buna dayanıyor bana sorarsan. Dolayısıyla mutsuz birine sorduğunda sana ne diyecek? Hayat çok zor. Ya ne geldik buraya kardeşim falan filan. Böyle negatif bir şeyler verecek. Naçizane sana tavsiyem. Mutlu insanlara sor. Hayat nasıl? Çünkü hepimiz aynı hayatı yaşıyoruz. Mutlu insanlar daha aptal ya da daha akıllı değiller. Mutlu insanlar sadece, yani mutlu insanlar derken burada kakara kikiri böyle hüznünü örtmek için bağıra çağıra eğlenen ya da gülen kişileri kastetmiyorum. Gerçekten mutlu, halinden memnun, kendi var hissetmek için ortalığı bulandırmaya ihtiyacı olmayan sağlıklı insanlardan bahsediyorum. O insanlara bir sor. O insanlar sana hayatın zorluklarının olduğunu ama bulundukları yer itibariyle, nokta itibariyle bütün zorlukları verene müteşekkir olduklarını söyleyeceklerdir. Hayatın zorluklarına geliştirici basamaklar olarak bakabilmeyi başarmış bütün insanlara biz uzaktan ya ne rahat adam ya, ne mutlu insan ya falan diye böyle yakıştırmalar yapıştırırız. Onlar acısız değildirler, onlar dertsiz değildirler, onlar her şeyi tıkırında bir yeri yağda, bir yeri balda insanlar değildirler. Ama biz onları biraz öyle etiketleyip rahatlama eğilimindeyizdir. Mesela ben sürekli böyle mutluluk nutukları verip ya hayatı çok dönense beni o kadar da şey etmeyin falan diye internette konuştukça bazı, bizim kanalda yok bak, Açık Beyin kanalda yok ama bazı misafir olduğum programların YouTube kanallarında aşağıdaki yorumları görüyorum. Oo tabii her çıktığı programdan milyonları cukka ediyor. Bilmem ne bir eli yağda bir eli balda falan. Kimden bahsediyorlar bilmiyorum ama o ben değilim. Mesela ben maddi sorunlarını hala aşabilmiş bir adam değilim. Mesela maddi konularda çok kötüyüm yani. Yani bir örnek vereyim. Şimdi uzaktan öyle görünüyor ya çoğu kişi. Biraz da böyle medyada tanınır. Kesin bu zengindir falan diye. Geçen gün motorumu devirdim. Vallahi tek düşündüğüm şey ulan bunun yedek parçası çok pahalıydı. Nasıl yapacağız falan filan oldu. Mesela dediğiniz gibi olsa pek bu olmazdı zannediyorum. Yani yarılan bacağımı değil motorun yedek parçasını düşündüm. Onu söylemeye çalışıyorum. Bu arada bacak gitti. Nasıl o bacak yeniden çıkar diye düşünüyorum. Yani çok yani o derecede kendimizi eder etmiş. Yani söylemeye çalıştığım şey hayat memnun olan insana sorulur. Daha önceki soru yorumda özellikle beyan etmiştim. Bir meslek seçecekseniz mesela meslekte iyi olanlara sorun o mesleğin nasıl olduğunu. O mesleği becerememiş adamlara sormayın. Çünkü size sadece kötü diyecekler. Ama iyi olanlara sorun. Çıtanızı yükseğe koyun demiştim. Aynı şey hayat için de geçerli. Hayatı lütfen hayat sanatını, yaşama sanatını becerenlere sorun. Herkese sormayın. Çünkü herkes yaşamayı beceremiyor. Ve yaşamak kolay bir şey değil. Aslında çok kolay. Ama bu devirde gittikçe zorlaştırıyoruz. O yüzden etrafınıza bir bakın. Sağlıklı gördüğünüz kişilerden öğüt alın. Öğüt alın derken öğüt almayın. Yani sadece fikir alın. Öğüt almanıza gerek yok. Hocam, Oscar Wilde'ın böyle bir sözü vardı. Umut ediyorum doğru hatırlarım. Yaşamak çok nadir rastlanan bir şeydir.
Çünkü bazı insanlar sadece vardır, var olurlar. Existence, being alive, living. Bunlar arasında ciddi bir fark var. Hayvanlar canlıdır, taşlar vardır, insan sadece yaşar. Tabii insan neyle yaşarı da bu arada okumak lazım. Tolstoy'a da buradan selam ediyorum. Kendisi eski komşum olur. Şimdi hocam, çok beni heyecanlandıran bir sorum var. Aha. Başka bir Sinan'dan geliyor bu soru. Adaşım. Evet, adaşınızdan bir soru Nadir. geliyor. Hazırlanıyorum, çok heyecanlıyım bu soru karşısında. Havada uçan bir sinek bizden mutlu mudur? Bunu bilebilir miyiz? Eğer bizden mutluysa akıllı olmak mutsuzluğu beraberinde mi getiriyor? Tam üstüne oturduğu için hemen bu soruyu koymak istedim. Bir Sinan'dan ancak böyle bir soru beklenirdi. Evet, gayet güzel gerçekten. Sevgili adaşım, sinek mutlu mudur? Şimdi sinek nedir? Mutlu nedir? Mudur nedir? Şeklinde bu cümleyi üçe ayırabiliriz. Mutlu olabilmek bir algı meselesi. Yani bilincin sonuçlarından bir tanesi. Bilinç diyor ki ben mutluyum. Şimdi sineğin tabi bilinci var mı? Bir bunu sormak lazım. Bildiğimiz kadarıyla bizimki gibi olmasa gerektir. Yani tutup da ulan bunlar atamızı, ecdadımızı komple sinek ilacıyla öldürdü. Bir örgütlerim şunların canına bir ot tıkayalım deseler sinekler bittik biz. Bilmem bilir misiniz ama bize biyolojide öğrettikleri o gün lüzumsuz gözüken ama düşündüğünüzde hayatınızı sarsmaya teşne bazı bilgiler vardır. O bilgilerden bir tanesi. Sadece bir yıl içerisinde dünyada doğup ölen kara sineklerin cesetleri çürümeseydi eğer, yani vücutları ayrışmasaydı, her yıl sadece bir yıl boyunca dünyadaki bütün karaların yüzeyini 4,5 metre kalınlığında bir tabakayla örtecek kadar sinek üretiyor dünya. Sadece kara sinek. Musca domestica, Latince adı bu. Yani öbürü koca koca at sineklerini falan kastetmiyorum. Dolayısıyla bu kadar çok olan bir canlının mutluluğundan bahsederken onun bilinç düzeyini bir dikkate almak lazım. Aşağılamak ya da şey yapmak için değil. Fakat mutluluğu halinden razı olma hali diye tanımlamak bende bir alışkanlık haline geldi. Bunu çok anlatıyorum bu aralar. Korona dönemi buna çok ihtiyaç gösterdi. Çünkü yani çoğumuz mutlu olmaya çalışırken aslında varlığımızdan razı değiliz, memnun değiliz. Yani bir kere varlığımızla problemimiz var. Ben bir sineğin böyle bir sorunu olduğunu düşünmüyorum. Sinek sineklikten çok mutlu. Ulan yani düşünsene bir sinek şöyle, ya hep dışkıya konuyoruz kardeşim ya. Ben de istiyorum işte ekmeğe konayım, güle konayım, şu bülbül gibi takılayım falan. Böyle bir sinek yok muhtemelen. Kendi şartları içerisinde gayet kendi rızasıyla gayet dolu dolu yaşıyor. Kısacık ömrünü son derece verimli geçiriyor. Bu açıdan mutlu olmak için birçok sebebi var. Ama muhtemelen bilinç dediğimiz meselenin bizdeki gibi olmamasından dolayı ne mutluluk algısı ne de mutluluk gibi bir telaşı olduğunu düşünmüyorum. Bilmek yani akıl büyük bir yük ve sorumluluktur. Kullanılmadığı zaman en büyük dert, bela ve mutsuzluk kaynağıdır. Kullanıldığı zaman ise insan için tek mutluluk anahtarı olduğuna inanıyorum. Hiçbir bedeni haz, hiçbir maddi imkan, hiçbir işte güç müç bilmem ne insana böyle bir tatmin veremez. Nasıl bir tatmin? Hayatındaki deneyimleri anlamlı bir öykü içerisinde birleştirebilme bahtiyarlığını insana başka hiçbir şey veremiyor. Bu mutluluğumuzun temeli gibi gözüküyor. Pozitif psikoloji özellikle bugün anlamın mutlulukla olan alakasını çok yakın bize hatırlatıyor. Ben İzzet Memi'den öğrendiğim bir benzetmeyi çok sık hatırlatmak isterim herkese. Onun gösterisinde geçiyordu. Bir şişe, o şişe diyordu ama benim elimde bardak var. Bardak içinde kayısı suyu var şu anda. Bir maddesi camdır, içi boştur. Şöyle kayısı suyunu görmeyeceğiniz bir şekilde göstereyim. Şöyle. Bu bardağın içi boş cam bir nesne olduğunda bardak olabilmesi için içine bir şey koymanız lazım. Bunun içinde bir sıvı taşıyor olması, yani bunun amacı bunu bardak yapar. Eğer bu sıvı taşıyacak bir nesne olmasaydı bardak da olmazdı. Şekli ne kadar aynı olursa olsun. Dolayısıyla bir varlığın şekli, şemali, güzelliği, kaşı gözü değil, onun amacı onun varlığını belirler. Dolayısıyla bu içine bir sıvı koymak için üretilmiş bir şey olduğunda sıvı kondukça anlam kazanır ve ömrünün bir anlamı olur. Yani tamam güzeliz, hoşuz, evet akıyoruz, iyi iyi güzel de ne yapıyoruz abi, biz niye buradayız, bizim amacımız ne? Bu amacı koyduğunuz zaman bir şişeden, bir sinekten çok daha doygun bir hayat yaşayabileceğimizi düşünüyorum. En azından benim inancım bu yönde. Elimden geldiğince bu yönde çaba göstermeye çalışıyorum. Aslında hayata verdiğimiz anlam neticesinde buna karar veriyor. Yani mutluluğu hissediyor olacağız. Aynen. Bir nihilist bir tavır var ya, yani mesela hayatın anlamı diyorsun, güzel falan diyorsun, bir şey anlatıyorsun. Bir de ki
Nereden nerede bilebilirsin ki hayatın anlamı? Uydur güzel kardeşim, uydur. Kim tutuyor seni? Yani benim anlamımın tanrısal anlamda tepeden indiğini iddia etmiyorum ki. Ben bir hikaye yazdım, makul ve tutarlı gözüküyor. Yardırtık gidiyoruz valla, hoşuma gidiyor. Yani ama bana ait bu anlam. Ben sana verirsem senin anlamın olmaz ki. O yüzden uydurun ve inanın. Zaten adına biz Arapça bir kelime kullanıyoruz ya, akletmek. Akletmek bu da. Bakın her şeye, bir anlam verin ona. Anlamını görün değil, anlam dışarıda değil. İçkin bir şey anlam. Bakacaksın, sen vereceksin ona bir anlam. Diyeceksin ki bunların hepsi gökyüzündeki o dev antik çaydanlığın buharından olmuştur diyeceksin. Ve bir rahatlama yaşayacaksın. Sen bilirsin nasıl. Yani buna dair akletme konusu o kadar özgürüz ki. Sadece şu o yokçu tavır beni biraz gıcık ediyor. Yani anlamı nereden bilebilirsin? Ben biliyorum mesela, sen de bil. Yani buna bir engel yok. Anlamın nihai ya da çok olgun olması gerekmiyor. Ama bir anlam olursa eğer, her şeyin bir anlamı olmaya başlıyor. Anlamsız bir hayat gerçekten uyuşturulmak zorunda. Yani insan kendini uyuşturmazsa anlamsız bir hayatta baş edemez. O yüzden tavsiye ederim. Ya bunu ben söylemiyorum. Biraz pozitif psikoloji bakın. Biraz tasavvufa bakın. Biraz kadim işte ne o Hint öğretilerine bakın. Biraz felsefeye bakın. Felsefeye soruları. Aynen. Hocam. Böyle yorumları yeni açtım. Bayağı giydirmişler, evet, bize. Bakmıyorsanız ne yazıyorsunuz? Bakıyoruz kardeşim.